Adıyaman'da Herkese merhabalar. bir günde ne yenir? Chat. Bir de bu mu yoksa? Çok mu acıktınız abi? Adıyaman'da ne yenebilir ki lan? Bütün yenir ama Arkadaşlar nereye geldim? Yeter! Adıyaman'dayım. Yeter! Adıyaman'da Gerçekten bir günde yeter! resmen dünyaları yemeye geldim. Çok güzel bir şehir, muhteşem bir yerde. Neyle bak? Bunu biraz merak ettim. Azıcık bakalım. Kararsa devam ederiz. Varmazsa 5 dakikaya kapatırız. Adıyaman'da ne yenebilir? Onu anlamadım ama. Başlayacağız arkadaşlar. Hiç Adıyaman'ın meşhur bir şeyini duymadım yani, tütünü dışında. Bugün oyun yok arkadaşlar. Bugün hayal. Güzel bir kahvaltıyla başlayacağız tabii. Hemen ne yapalım? Önce alışverişimizi yapalım. Çünkü çok farklı bir konsept yapacağız. 7.62 mi yenir? James eyvallah. Çikolata hoş geldin. Önce gideceğiz şarküterimizden malzemelerimizi alacağız. Sebzemizi alacağız manavdan. Ardından gidip çay ocağında onu afiyetle tüketeceğiz. Tabii fırına da gideceğiz. Farklı çalışmalar olacak. Bu ne la, burada kendi mi yapıyor yiyeceğini yani? Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Akdeniz şarküteriye geldik. Söylediğim gibi buradan ne alacağız? İşte balımızı, kaymağımızı, sucuğumuzu, zeytinimizi alacağız. İçeri girelim. Aldıktan sonra hemen yandaki fırına geçeceğiz. Bu kaç senesi? Siyah zeytinler dolduruyor. Yanına da biraz yeşil alırsam mesela. 11 Kasım 2022. Bunların kiloları ne kadar? Siyah mesela ne kadar şu an koydun? 60 lira. 60 TL, evet, süper. Abi. Siyahlar eklendi, şimdi de yeşilde sıra. Bunun kilosu ne kadar? 80 lira abicim. Bu da 80 TL. Tamam, bu kadar yeterli, süper. Evet, poşetinden şöyle çıkarıyorsun. Bu ne oluyor? Adıyaman usulü mü Adıyaman oluyor? Adıyaman peyniri, evet. Adıyaman peyniri evet. Olarak geçiyor. Bu tuzlu mu? Hafif tuzlu. Hafif tuzluysa süper. Su da bekletmeye gerek yok. Hayır. Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 110 lira abi. 110 TL, muhteşem. Çok merak ediyorum bunun tadını. Evet, kaymaklar da kendini gösterdi. Bu ne kaymağı? O semsert. Bu orijinal Adıyaman'ın kaymağı. Adıyaman. Her şey Adıyaman evet, değil mi burada? Evet, Adıyaman. Adıyaman. Bal pekini. Balımız da aynen sincap yine. Balı. Burası kadın mı lan konuşan? Neyse. Burası yemekten ziyade bu tarz ürünleriyle mi meşhur? Adıyaman'da. Evet. Muhteşem. Şöyle balı yavaştan yavaştan musluğunu açtın sen onu. Bu ne balı demiştik biz? Sincik balı. Sincik. Evet. Sincik balı. Süper. Adıyaman. Hiç tatmadım daha önce. Bunun da tadını merak ediyorum. Yöresellerimizi aldık arkadaşlar. Siyah zeytinimizi, peynirimizi. Yöresel bir parça lezzetler. Sucuk alalım, yan tarafa geçeceğiz. Çünkü ekmeğin arasında pişireceğiz o sucukları. Evet. Sucuk da çok güzel gözüküyor. Bu kasap sucuk mu oluyor? Evet. Abi. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Özel yaptım. Özel yaptırtıyorsunuz herhalde. Şöyle sucuğun o ara, dışındaki oldu. Kabuğunu çıkardı. Buna kadar tam fırına girmelik hazırlıyorsun. Burada herhalde olay bu şekilde oluyor. Aynen. Şarküteriden alıyorsun böyle sucuğunu. Yan tarafta bir tabak daha yemek yiyeceğim bu videolar yüzünden. Ki fırına götürüyorsun. Evet. Ekmeğin üzerinde pişiriyorlar. Sen de afiyetle tüketiyorsun. Evet arkadaşlar, sebzeciye geçtik. Bunun patlıcanın kilosu 10 TL'ymiş. Bundan bir tane alacağım. Şöyle biberler var arkadaşlar. Bunu börek mi yapıyorsun? Üf. Şöyle çıtır çıtır. Belki sosisli. Börek. Yanına da bir çay. Oh. Kilosu 10 TL'ymiş. Bundan da şöyle 4 tane aldım kendime. Yayla domatesi alıyorum. Bunun da kilosu 17,5. Bundan da 2 adet aldım. Sosisli börek ben severim abi. Ne var ya? Ne var abi? Ben annemin klasiğidir abi. Yargılamayın. Parasını ödeyelim. Kasaya geçelim. Daha sonra fırına geçeceğiz. Evet. Sosisli milföy ya. Halit abimiz starttı. Her birinden birer ikişer alan oluyor mu böyle abim? Oluyor evet. Süper. 10 TL, 10 TL miydi? Niye la, niye midesiz olayım oğlum? Sosisli milföy börek iyi gidiyor, akıyor. Löp löp atarsın, yersin yani. Hemen bunun da fiyatını veririm 10 TL'ye. Hemen fırına geçiyoruz dediğim gibi. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Kolay gelsin bu arada. Abi şöyle yapılıyor bak, burada şişler var. Şişleri ne yapıyorsun? Kendin böyle geçiriyorsun sebzeyi. Aynı şekilde biberleri de şöyle. Bunlar yemekten anlamıyor değil mi abi? Yemek yemek bir sanat. Ama herkes bu sanattan anlamıyor işte. Tek tek geçireceğim. Daha sonra veriyorsun. Abilerimiz de ne yapıyor? Bunları pişiriyor. Piştikten sonra alıyorsun. Ondan sonra afiyetle tüketiyorsun. Muhteşem bir şey bence bu. Domatesleri şişlemeye gerek yok dediler. Şöyle verelim. Pişirim ne kadar abi? Patisi, eyvallah. Çok enteresan bak. Urfa'da da bu. Burada da aynı şekilde. Adıyaman'da da varmış. Pişirim ücretsiz. Çok ilginç. Çok güzel bir şey bence. Bir de şöyle bir şey var. Ben kürdan alıp geleceğim. Size videoyu bırakacağım. Boş durmayın. Yani yemek yedik, ağız yine çorba oldu. Bir şey yapayım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle sucuğumuzu da verelim. Abilerimiz burada bize sucuğu da pidenin içine ekliyor. Hocam sen herhalde bunu... Bir tane de ekmek alalım.
al bu arada. Pideleri de gösterir sana bu. Şöyle sıcak sıcak pidelerden lazım. Çünkü kaymağımız da var. Balımız da var. Hepsini böyle ne yapalım? Keyfini ya çıkaralım. Abi. İki büklümde yaptın onları. Böyle sularını görüyorsunuz. Yağlarını o sucuğun ya. Bu ne oğlum? Ya, mis gibi. Mis gibi de kokular çıktı. O sucuğun güzel kokusu her tarafa yayıldı. Bu arada patlıcanlarımız, biberlerimiz de pişti. Domatesi pişirme dediler. Söğüşe dediler. Onlar da burada. Bir kamerayı kapatıyorum. Hepsi komple. Pişirim artı bir tane ekmek alacağım. Ne kadar yapıyor? 3 ekmek fiyatı 12 lira. 12 TL. Malzeme hariç 4 lira mı? Biz o zaman çay bahçesine geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Geçen sene mi? Oturakçı pazarında çok güzel bir yere geçtik. Kendimizi attık. Ortam muazzam. Şöyle abi yok biraz ağzıma kazı yapacağım. Müsaade ya. Pidelerimizi zaten gördünüz. Kaymaklı balımız var. Zeytinimiz var. Böyle patlıcanımız, biberimiz. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle. Ayran da aldık bu arada. Ayran çok önemli. Yani bu lezzetleri yiyorsan yanında ayran çeksin. Hatta bu sabah kahvaltısı. Bu arada hayatın içinden başka videomuz var mı arkadaşlar? Bak bu videolar çok real. Sucuk için şöyle söyleyeyim. Çocukluğumun lezzeti. O kadar açık ve net söylüyorum. Sucuğu inanılmaz güzel. Bu içindeki Adıyaman peyniri de efsane. Böyle az tuzlu pide ile birleşince efsane olmuş bu ya. Hayatın içinden. Ultra iyi. Çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bir de en önemli dokunuş şu olacak herhalde. Bu arada Reddit Check yapacağız. Reddit Check değil de sizden gelenler yapacağız. Oraya yığarsınız arkadaşlar. Göndermek istediklerinizi izleriz. Ne yapıyoruz? Şöyle patlıcanı tutarsın. Böyle yumuşacık görüyorsunuz zaten. Pamuk gibi. Önce arasına şöyle bir yayarsın bunu. Hemen ardından şöyle bir parça biber. İster acı kullanırsın. Gerçekten bu videolar yani beni iyi etkilemedi ya. Harbi diyorum bak. Hani ya. Bunlar acı gibi. Böyle Birecik biberine benziyor. Bilmiyorum. Şöyle domates de kenarda. Yan taraftan beni görünce satırı getirdiler. Olmadı usta şöyle yani. Satırı yine bu bulduk. Şöyle... Hani... Benim bunları yemem gerekiyor ya döndü biraz olay. 2-3 parçada domates dokunuşu yaparsın şuraya. 2-3 parçada peynirinden eklersin. Tuz da geldi lan. Bunu ne yaparsın? Tuzla da beslersin. Oh, efsane bir şey oldu. Ya... Ankara. Benim Ankara, için sen varsın gülüm. Ankara, hayırlı Antep. Ne kadara gidilir lan Ankara, Antep? Yanında ayranla muazzam bir menü diyebiliriz buna. Şunu şöyle bir katlarsın. Bunun keyfini böyle ayranla çıkarırsın. İçim aldı. Ankara, Gaziantep, neyle gideyim? Neyle en konforlusu? Hızlı tren yoktur la, var mı? Hızlı tren var mı? Yoktur la, yalan ama. Uçakla gideyim abi. Konforlu gideceğim abi. Tamam mı? En uygun nokta.com. Uygundur herhalde. En uygun budur abi. Tamam, kafayı kırdım amına koyayım. Ben yiyeceğim o yemeği. Mesela haftaya cuma gidiyorum diyeyim. Atıyorum. Kato'yu da aldık ama. Kiremi de aldık. Business gitmek istesem ne olur? Business. Lan koyayım. Siktir lan. Bir dakika bir şey diyeceğim. Özel jet. Özel jet nasıl yani? Bir dakika. Özel jet mi var amık binebildiğin? Baba, ekonomi yapalım biz bunu. Biz bunu ekonomi yapalım abi. Tamam, yani cuma gittim, pazartesi döndüm, tamam mı? Hafta sonumu ben Gaziantep'te yemek yiyerek geçirmek istiyorum. Ne kadar aga? Durun bir geri gelelim, aktarmasız da ekleyelim. Kuşlarım hazırlanıyor. 1000 lira mı abi? 1000 lira mı lan abi? Az önce 10.000 niye çıktı acı? Business o kadar fark ediyor mu oğlum? Oğlum saçma lan business. Toplam 3000 lira la. Oğlum para mı? Git gel. İyi lan. Uçakla gideceğim bir de bir saate. Gayet iyi oğlum o zaman. Acı yani 10.000 lira he? Ajet yazıyor. Oğlum başka bir şey götürmüyor ki amına koyayım. Baksana. En hızlı diyeyim ne çıkacak? Bir bunlar götürüyor oğlum. Kişi başı mı 3K? 3 kişi için toplam 3000. Bu gidiş dönüş yok. Nasıl lan yalan? Yalan. Harbi la evet. Tamam. 5300 lira arkadaş, 5400 lira. 5400 lira. Hadi siktir. Ama asıl işte mevzuyu yemeğe veriyorsun oğlum ya. İnanılmaz yemeğe veriyorsun. Arabayla gitmeye kalksam kaç saat? Manyağım abi ben. Araçla gideceğim. Ankara, Gaziantep kaç km? 7 saatla. 7 saatla bir şey değil. Kato'yu turşu olarak alırız arabadan.
Oğlum ben 8 saat şeye sürdüm lan. 8-8,5 saat amına koyayım. Şuraya bir yere sürdüm yani ve rezalet diyorlar. Dağda ölmeyiz değil mi abi? Bir de Adana'da durabiliyorsun galiba yol üstünde. Adres Ankara arkadaşlar, beklerim. Yakıt abi. 5000 lira yakıt olur chat. Tabii İstanbul'a bir depoyla 4 saatte falan gidiyorum. Bir depo. Bir depo benim arabada 2500 lira falan. 2200 civarı. İki de daha pahalı la. Arabayla gitmek daha pahalı la. Evet, SUV araba var. Qashqai Nissan. İyi yakıyor. Yakar abi. Ben bir de sabırsızım. Hızlanabileceğim yerde hızlanıyorum. Hızlanabileceğim yerde hızlanıyorum. Yakarım ben yani. 90'ı geçmeyeceksin. 90'ı geçmeyeceksen 12 saatte gidersin. Olmaz. Tren yokmuş. Uçak iyiymiş oğlum. Ben benzin parası daha pahalıya denk gelir yani. Ha, kendi arabamın konforu da 706 kilometre. Uçak abi. Uçak baba. Adana'da bir de şeye uğrarız. Baso'ya uğrarız abi. Baso kardeşime. Tamam la, benim kafama yattı ha. Ben bu işi yapacağım. 90. Dünyanın en güzel kahvaltısı diyebilirsin sen buna. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece bunu yiyin. Kamerayı açacağım. Biraz şunu izleyin. Dalgayı vereyim ağzıma da. Dediğim gibi muhteşem bir başlangıç yaptık. Biz buranın bir keyfini çıkaralım. Ayranımız biter, tatlıya geçerken çayımızı söyleriz. Kaymakla balımızı yeriz. Sonra diğer mekana geçeriz. Evet arkadaşlar, şimdi de çorbacı Bilal Usta'ya geldik. Neresi oluyor Mahmut burası? Burası. Ben söyleyeyim. Tamam. Adıyaman ilimiz, Atatürk Caddesi, Salla Mahallesi, Adıyaman Kebapçalı'nın, Bilal Usta'nın yeri. Süper. Teşekkürler. Evet, yeri de söyledik. Evet abi. Mahmut. Şimdi ne yapalım? Güzel bir çorbacı dedin sen burayı için. Hemen girelim, bir lezzetini kontrol edelim. Edelim abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik, yanında Bilal Usta. Nasılsın Bilal Usta? Teşekkürler, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Çok şükür iyiyiz biz. Siz Allah nasılsınız? Razı olsun. İyisiniz. Biz de iyiyiz. Elhamdülillah, çok şükür. Sağ olasın. Kelle paça. Kellem var. Adıyaman mercimek çorbası, Adıyaman kellesi var. Bu adam Yakup var. TV ile video dünyanın, çektiler. Dünyanın, Türkiye'nin en birinci kellecisiniz biz. Öyle kebapçısıydı diyorsun. Kebapçısıydı ayrıca. Çok merak ettim ben de. Yani çok merak edersiniz. Şimdi yiyeceksiniz, tadına bakacaksınız, bana not vereceksiniz. Tamamdır o zaman. Hemen hazırlayalım o zaman. Evet, dil, çürük et, göz yağı, beyin. Hepsini sen evet, bölüm bölüm ayırdın. Abi, evet. Kelle suyumuz, sarımsağı, karabiberi. Arkadaşlar bu kısımda bende yok acı. Tamam, bende bu iş yok. Bir şey tamam, yok abi. Kelle başka paça, beyin, meyin bunlar yok. Beyinden başlıyoruz. Beyinden reklendi. Şöyle göz yağından başlıyoruz. En lezzetlisi de göz olur, doğru hiç, mu? Aynen, hiç de şey aynen yapmıyor yani. İnsanlar ne hiç de açmıyor yani, canım çekmiyor. Niye bilmiyorum ya. Yaparlardı. Ufak kelle, göz yağı, dille, beyni hep karışık yaparlardı. Çok güzel olurdu. Muhteşem bir denge. Çünkü bizim bu zamanki insanlar hep yağsız istiyor. Bu yağsız da bir... Beyni çok küçükken denemiştim. Galiba kelle paçayı hatırlamadım. Yani sakatat olması itiyor galiba. Belki güzeldir amık, bilmiyorum ama... Bir şey alamazsın. Bir lezzeti çok gelmez. Tabii, yani. En iyisi onun karışık için, diyorsun. Onun için eski insanlar daha çok yaşardı. Daha çok güç kuvvet verir. Böyle sağlık diye promotluyorlar bunu chatte. Ben geçen... Bir dakika kamerayı açayım. Ben geçen bir görsel gördüm acı. Bayağı şeydi abi. Böyle bütün kelle paçaları, işte bu sakatatların yapıldığı her şeyi bir depoya koymuşlar. Mikrop deposuydu yani, anladın mı? Oranın sağlıklı olma şansı var mı oğlum? Bundan sonra dil koyuyoruz. Bu dil ekliyorsun. Evet. Tamam. Bundan sonra çürük etimizi koyuyoruz. Çürükler devreye giriyor. Evet. Bu fotolar proje. Türkleri bitirmeye mi çalışıyorlar abi? Öyle bir proje mi? Şekil. Oo, çok güzel gözüktü. Böyle boldan boldan ekleniyor. Şimdi olay burada patlıyor. Olay buradan. Sıcak suyu koyduk mu? Banyosunu yaptırıyorsun onlara. Banyosunu yaptırıyoruz. Bir daha yapıyoruz. İki zoom yaptın. Kellemiz böyle sıcak sıcak. Oo. Müşterinin önüne gidecek. Çok güzel. Muhteşem. Evet. Ne kadar sonra sarımsağı. Burada sarımsaklar. Bir sarımsağı da yani, gösterelim. Boldan boldan ekliyorsun değil mi sen? Evet. İsteyene. Oo. Müşterinin isteğinin üzerine göre sarımsak koyuyoruz. Karabiber de ekledi. Yani muhteşem. Bu şekilde servis ediyorum. Bu ne evet kadar mesela? Bu şekilde. Sana şimdi 40 kağıt. 40 kağıt değil evet mi? Evet hocam. Süper. Fiyata ne diyorsunuz? Ben anlamam sakatat fiyatından hiç. Muhteşem bence. Teşekkürler, çok güzel. Olasın. Eline koluna sağ ol. Bir sene önce chat. 11 Kasım 2022. Neredeyse bir sene. Bir buçuk sene taş çatlasın.
O zaman hemen sofraya geçelim. Aynen. Teşekkürler. Tabii. Evet arkadaşlar sofraya geçti. Mahmut nasıl gözüküyor? Muhteşem abi. Şu an ne kadar? Yiyenler ayıktırsın la. 150 lira mı? Değil mi? Tabii bunu böyle ne yaparsın? Şöyle limonla beslersin iyiden iyiye. Evet biz de yapalım abi. Şöyle bir limon çal. 200-250 lira arası. Çalışması yap Mahmut sende. Oo, şöyle bir yakından göstersene apacan. Baksana şuna. Selamlar ya. Kuş. Mis gibi böyle boldan boldan da ekliyorlar. Şifa resmen. Şöyle tutalım. Hadi afiyet olsun. Başlayalım abi. Oğlum yanacaksınız. Çok gerçekten çok başarılı. Yani anda da böyle pide veriyorlar. Yeşilliğini veriyorlar. Soğanını, domatesini. Gerçekten. Nasıl? İyi midir aranda çorbayla? Güzel abi. Kelle paça seviyor musun sen de? Evet. Bu kelle paça zaten Adıyaman'ın meşhur biri Bilal Usta. Çok leziz yapıyor abi. Esnaflar ve Adıyaman'da çalışanlar sabah erken saatlerde geliyor. Yemeğini yiyor, kahvaltını yapıyor. Gidiyor abi işe. Muhteşem. Millet bunu kahvaltıda yiyor. Çok güzel. Yemek videosu kesti mi? Ne diyorsunuz? Daha güzeli olur mu? İlk yoksa yaptım. Adıyaman lezzetleri de devam edelim mi? Bu güzel. Bu da çok güzel. Muhteşem ikili diyebiliriz aslında bu kahvaltılar için. Bunları da yiyelim sonra devam edelim. Bugün dünyaları yiyeceğiz mi? Evet abi güzel bir köfte yiyeceğiz bugün. Süper muhteşem. Chat yetmedi diyor ya. Şimdi nereye geldik? Yeni nesil çiğ köfte. Kenan Usta'ya geldik. Adıyaman'a gelmişken çiğ köfte yemeden olur muydu? Tamam. Hadi gelin biz sizden.